Selamlar, hayırda takvada birikim yapacağımız, ebedi hayata hazırlanacağımız hayırlı bir günümüz. Allah'a şükür bugün de elimizden geldiğince her anımızı Kadir gecesi bilip dosdoğru bir hayata devam ettireceğiz. Yüce Allah bizlere şah damarımızdan yakın her şeyimizi, her anımızı, her niyetimizi biliyor. Çok merhamet sahibidir, her şeyin sahibidir Yüce Allah. Bizlere şu mükemmel bedeni vermiştir. İnsan bir bedenine baksın, şu nimetlerin farkına varsın. Düşünsenize, şu an göremesem ben nasıl yürüyecektim şu an? Ne kadar zor olurdu benim için? Ya da duyamasam, yürüyemesem, ya da başka bir sağlık problemim olsa ne kadar zor olurdu? Bu nedenle elinizde olan imkanların değerini bilin. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'ın bizlere verdiği şu mükemmel bedenin farkına varıp ve bu bedenin hamdü senasını yapmalıyız. Hamdü senasını da nasıl yaparsınız? Şu dünyaya geliş amacınızı, kulluğunuzu hakkıyla eda ederek yaparsınız. Her şeyden önemlisi budur. Bakın, şu dünyada geçmişten günümüze, kıyamete kadar bütün insanların tek bir geliş amacı vardır. Kulluğunu dosdoğru bir şekilde yerine getirmek. Sadece Yüce Allah'a ibadet edip ondan yardım dileyeceksiniz. Sadece onun rızasını aramalısınız. Şu anki dünya düzeni sizleri harama, batıla, ne yazık ki şeytani konulara yöneltse de siz dosdoğru olanı seçmelisiniz. Çünkü Yüce Allah insanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmıştır. Yani en üstün varlığıdır. Bu üstünlüğü de akıl ve iradesinden gelir. Akıl ve iradesini kullanan insan olma vasfını kazanmıştır demektir. Kullanmayanlar da ne yazık ki şu dünyada gördüğünüz üzere şeytana tabi olup helak olacak bir hayatı yaşayanlardır. Siz bunlardan olmayın, dostları yaşayın diye söylüyoruz. Yoksa haramda batılla yarışmak, her türlü şeytani konunun peşinden gitmek aşırı basit, zor bir şey değil yani. Önemli olan insanın insan vasfını kazanıp dosdoğru devam etmesidir. Biz istiyoruz ki insanlar ebedi hayatı düşünsünler. Şu dünyada da bir yemeğimiz çabamız var ama her zaman helal yönden. Zerre kadar bir haramın olmadığı, helalin, iyiliğin, sevabın, birikiminin yapıldığı bir hayat olmalıdır. Allah'a şükür bugün mutluysak, yüzümüzde her zaman tebessüm varsa, içimizdeki şu hidayet varsa, Yüce Allah'ın bizlere verdiği nimetlerdendir. Yüce Allah'tan biliyoruz, biz kendimizden bilmiyoruz. Ve şurası da net. Bugün kıldığım namaz, tuttuğum oruç, dualarım sayesinde değerliyim. Zaten bunlar önemli. Sorsanız herkes her şeyi biliyor. Herkes çok iyi. Neye göre söylüyorlar bunu? Şu dünyadaki kendi makam, mevki, zenginliğine göre. Haşa Yüce Allah'ın hükmünü değil de kendi kafasına göre bin bir türlü yanlış işin peşinden gidiyorlar. Siz bunlardan olmayın. Bakın hayat hızla akıp gidiyor. Lafta, sözde, görünüşte Müslüman olduğunu söyleyen ama alakası olmayan, ne yazık ki şeytanın yardımcısı olanlar var. Bunlardan olmayın. O kadar fazla ki bunları düzeltmek için biz elimizden geleni yapıyoruz ama Yüce Allah'ın hidayet vermediğine biz bir şey yapamayız. Bunun da farkındayız. Ve şunu da çok iyi düşünmelisiniz. Her gün 5 vakit namazı yapmıyorsan, Yüce Allah'ın emirlerini gözetmiyorsan o gün senin için bir kayıptır. Vebal dolu bir gündür. Varsa yoksa şu dünya diyerek her türlü ne yazık ki haramı batılı normalleştirip benim hayatım, benim hesabım diyerek şeytanın yardımcılığını yapıyorlar. Şimdi gelin de siz bunları normal görün. Normal görülecek hiçbir tarafı yok ama hesap da Yüce Allah'ın hesabıdır. Biz kimsenin bekçisi değiliz. Biz dosdoğru örnek olup hayatımızda, fiiliyatta, hakkıyla ibadetleri eda ederek yaşayacağız. Herkes kendi hesabından sorumludur. Ama insanlara da doğru olanı anlatmalıyız. Doğru olan da hak kelam Kur'an-ı Kerim'dir. Benim görüşlerim değil bunlar. Ben kafama göre şunu yapın, bunu yapın demiyorum ki. Yüce Allah'ın hükmüdür. Estağfirullah. İnneddine indallahil İslam. Sadakallahu lezim. Yüce Allah'ın katında hak din İslam'dır. Yüce Allah hak kelam Kur'an-ı Kerim'de söylüyor.
Bu nedenle insanlar İslamiyet'in dışında sakın başka bir şey aramasınlar. Allah'ın izniyle biz İslam'ın nurunu arayıp inşallah Yüce Rabbimizin en sevdiği, en razı olduğu kullardan oluruz diyorum. Hoşçakalın.